Merhaba. Merhaba. Ayşe sucuğum, sen iyice azıttın artık. Saat 12 yahu. Fatoş, iki işte birden çalışıyorum. Artı arabamın taksidi var. Biraz anlayış. Sen bu fatura matura işine de bayağı bir aksatmaya başladın. Ayağını denk al Şesu. Tamam biz seni çok seviyoruz ama vazgeçilmez değilsin yani. Yaşasın kapitalist sistem Cem. Rekabet ortamı. Anlatabiliyor muyum? Fırsat çok. Ha gidip başka iş bulacaksın yani ha? Ne oldu? Korktun mu? Bak bak bak. Açık bir pazar bu. Piyasada kaç tane Şesu bulacaksınız Allah aşkına? Bir düşünün ya. Ne ukala oldun sen be? Ha? Beğenmiyorsan defol git oğlum. Allah Allah ya. Ay Cem sakin ol şekerim, sakin ol. Defol git ha. Defol git. Bunu unutmam. Defolup gidiyorum. Zaten dağdan gelip bağdakini kovanlarla işim olmaz. Bana bak. Bana bak kelimelerini dikkatli seç sen. Seçmesen ne olacak? Ay Şesu ne yapıyorsun? Ya bırak Fatoş ya. Ha bir dakika, bir dakika Fatoş. Şunu ben söyleyeyim kafadan da anlaşalım. Ben bu dergiye yüreğini ve ruhunu koyan bir insanım. Evet ya istismar istismar nereye kadar? Ben de sıkıldım ya. Yeter Fatoş. Ya Fatoş. Bak tatil bizim hakkımız söke söke alırız. Hanımefendi tekrar söylüyorum. Sizin bu gazetelerinizi burada satamayız. Bizim anlaşmalı olduğumuz şirketler var. Hanımefendi halbuki esas halkın gazetesi bu. Bu. Siz vahşi kapitalizmin kucağına düşmüşsünüz siz. Size yazık. Hanımefendi ben bir yere düşmedim. Ben burada işimi yapıyorum. Ya bak Fatoş bak bak. Ben bu şehre Anadolu'nun çorak topraklarından kopup gelmişim Fatoş ya. Buradaki ekonomik parametrelerde tutunmaya çalışan bir emekçiyim ben ya. Evet Fatoş. Ben dergide bir devrim peşindeyim Fatoş. Düşüncelerimi az çok biliyorsun yani. Bunları da evet başaracağım. Fatoş pardon. Ben biraz sosyalleşeyim, yeni insanlarla tanışayım. Hemen gelirim. Tamam Fatoş hadi görüşürüz. Merhaba. Selam arkadaşım. Daha önceki hayatımızda tanışmış mıydık? Efendim? Ben Şesu. Ben de Devrim. Konuştuklarını duydum. Hayat görüşlerimiz seninle benziyor. Sen de benimle aynı şeyin peşindesin değil mi? İnşallah öyledir. Emperyalizmin sonu. Evet. O da olur. Çeşit olur. Çeşit mi? Eşit. Eşit demek istedim. Yani. Neden eşit? Eşit gelir dağarımı, eşit mücadele. Her şey eşit olmalı yani. Değil mi? Yani tabii. Ya biz seninle iyi anlaşacağız galiba Şesu. Ya zaten tişörtünü görünce de anlamıştım. Ha beğendin mi? Beğendiğine sevindim. Güzel. Ya ben bunu daha çok clapping'de... Çe. Burası benim en sevdiğim yerdir biliyor musun? Pilavına bayılırım. Emekle yoğrulmuş bir pilav. Emek yoğun pilav. Ya biliyor musun? Ben burada böyle oturup yemek yerken insanlar hizmet ediyor falan. Benim boğazımdan geçmiyor. Hadi ya. Vallahi. Şişt, şişt. Arkadaşım. Bir dakika bakabilir misin? Bir dakika. Buyurun efendim. Ben senin efendin miyim? Neden bana efendim diyorsun? Şey, isminizi bilmediğim için. Devrim. Ha, tamam. Buyurun Devrim Hanım. Sana bir şey soracağım. Şimdi biz burada böyle oturuyoruz, yemek yiyoruz falan. Sen de böyle hizmet etmek zorunda kalıyorsun ya. İşte bu neden oluyor biliyor musun? Ben burada çalıştığım için. Yani biz burada böyle lök gibi otururken sen ikide birde bize hem emeğini hem çabanı katarak ne istersiniz diye sormak zorunda kalıyorsun. Neden biliyor musun? İyi bir bahşiş bırakmanız için tabii ki. Tamam arkadaşım tamam. Sen ümitsiz bir bakasın yani. Sen de kapitalizmin çoktan çarklarından biri olmuşsun. Ha ne? Ne olmuşum? Tamam. Sen git gelirken de bize şöyle emekle yoğrulmuş bir pilav getir. Hadi. Ben kendim alırım. Elin ayağın tutuyor. Tabii. Yani. Abi.
Biraz arıza galiba. Evet, biraz arıza fakat çok güzel. Bizim amacımız bu ezilen çoğunluğu esaretten kurtarmak olmalıdır. Bu böyle gitmez. Kızınca ne kadar güzel oluyorsun ya. Ya sen beni dinliyor musun arkadaşım? Tabii dinliyorum canım. Kulağım sende. Bir yandan kazan dibimi yerken bir yandan da şunu düşünüyorum. Bu kazan dibi bu masaya ne emeklerle gelmiştir. Ama esas parayı kim kazanıyor? Doğal olarak dükkan sahibi. Ya nasıl doğal olarak ya? Nasıl doğal olarak? Ne doğalı canım? Tamamen sunni. Devrim, bakma ben de ezilen çoğunluktan biriyim. Bakma sen ya. Ya biliyorum da o taklitçi kapitalizmin bayrağı dergide hala nasıl çalışıyorsun anlamadım. Ya sen deli misin? Öyle moda çekimi falan bunlar yani çok böyle sünni şeyler ya. Hiç haz etmiyorum bakma sen. Ama sistemi değiştirmek için sistemin içine sızmış durumdayım devrim. O zaman seni tanıdığıma çok sevindim yoldaş. Evet. Artık birbirimizi daha yakından tanıyalım değil mi? Yoldaş. Yoldaş. Ay, ay Şisum. Sen ne yapıyorsun böyle şekerim? Temizlik yapıyorum Fatoş. İyi de sen temizlik yapmazsın ki. Ayrıca bu binanın koskocaman bir temizlik ekibi var. Sana ne? Ya Fatoş işte bugün böyle. Anlayın işte bugün böyle. Ay Şizo. Kazak yeni mi? Sen mi ordun ya kendinin mi? Ya senin bir sus kurban olayım ne olur bir sus ya. Ya bugün benim bir arkadaşım gelecek tamam mı? O yüzden çok panik bir haldeyim. Bugün ikiniz de bana çok farklı davranın. Diğer günlerdeki gibi değil yani daha farklı anladınız değil mi? Ay anladım ben anladım. Sen yine bir kız düşürdün eline. Ben seni sekreterinmiş gibi yapacağım. Şey suvar bir olayına falan gireceğim. Fatoş da masasını verecek değil mi? Hayır Selim. Hayır. Fatoş. Bana böyle aşağılık biriymişim gibi davranın. Anlatabiliyor muyum? Böyle hor görün beni. Kızım bağırın. Ay üstüme iyilik sağlık. Niye ayol? Fatoş bana lütfen bakın rica ediyorum. Bir işçi, aşağılık bir işçi deyin bana. Ay Şisun, kara kaşlım, kara gözlüm. Kablolar mı yandı, ne oldu? Ya Selin, senden bir şey rica ediyorum, lütfen. Tamam mı? Tamam. Ah Selin Hanım. Ah, ben bu halıları bir kere sildim fakat ikinci bir kez de silerim, sorun değil ama bence temiz oldu. Ben biraz dinlensem, gerçekten çok belim ağrıyor. Biraz fitnem var galiba benim. Ha? Ne münasebet. Sen kimsin ki dinleneceksin ha? Çalış hadi. Hadi. Devrim. Merhaba. Yoldaş. Merhaba yoldaş. Çalışıyorum işte ben de. Çalış çaycı parçası çalış. Biz söyleriz, emrederiz, sen yaparsın. Bu sistem böyle. Hadi. Bana bak sürüngen çalışsana. Git çap hop çay ocağını toparla. Bak yoksa babama söylerim seni işten kovar. En doğrusu ben patron kızıyım. Bravo Selin işte böyle. Selin'cim ben diyorum ki şekerim biz gidip bir kahve içelim ha? Şimdi mi? Şimdi. Ay tabii canım. Ya, bunun yaptığı kahve içilir mi? Ha içilir mi? Bu köylü. Köylü işte hadi. Çık 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 çık. Ay kızım ne yapıyoruz biz böyle? Aman kendine solcu sevgili yapmış işte idare ediyoruz. Gel yalnız bırakalım. Şeso çalış canım hadi. Hadi hadi. Görüyorsun işte devrim. Her gün bir ezme, bir sınıfsal hor görme. Yani bilmiyorum ya. Benim de insan gibi yaşamaya hakkım yok mu yani? Şesu biliyor musun? Kendimi sana hiç bu kadar yakın hissetmemiştim. Yalnız değilsin Şesu. Tamam yoldaş. Akşam yemek yiyelim. Tamam. Simit yiyeceğiz.
Yani böyle buz gibi bir sokakta simit yemek muhteşem, keyifli. Ya zaten bana restoranlar yalan geliyor Beşesu. Ah ne kadar şahane, gerçekten güzel bir yönümüz daha ortaya çıktı. Ben de şu anda sıcacık bir yerde bir pilav yemeği istiyorum dersem bu tamamen yalandır. Asla, asla. Sen var ya sen, benim için gerçek, özel bir adamsın Şesu. Ya şahane bir kişiliğim olduğu her zaman söylenmiştir. Ne yapıyorsun sen, bana kol mu atıyorsun? Evet ben sana kol atıyorum, bir de öpeceğim. Ne yapıyorsun? Ne bu burjuva hareketleri falan ya? Ya bunun burjuvayla alakası yok, bunun sınıfsal bir durumla hiç alakası yok ya. Ben sadece hormonal bir davranış içindeyim. Bak yoldaş bak, biz hepimiz kardeşiz anladın mı? Bizim aramızda aşk olamaz, kardeşiz kardeş. Tamam bak ben seni bir öpeyim nasıl oluyor? Ya ne yapıyorsun sen? Biz dünyayı değiştirmenin peşindeyiz. Sen nelerin peşindesin? Tamam o zaman tamam, öpüşmeyelim ve dünya değişsin. Tamam öpüşmeyelim. Ya yoldaş ya. Sen ne diyorsun? Ya ne yoldaşı canım ya? Komünizm çoktan yıkıldı. Ne zaman? Hayda. Yalan söylüyorsun. Sen de burjuvazinin emperyalizmin uşağısın. Yalancı. Oldu, gözlerin doldu. Hayır hayır bak. Gevşe biraz ya. Çok yerginsin. Sus. Sus, beni davamdan vazgeçiremeyeceksin. Ben daima emekçinin yanında olacağım. Senin gibi geldiğim yeri inkar etmeyeceğim. Devrim bir dakika beni dinle. Tamam her şey yeniden başlayalım. Allah'ım ne oluyor? Tamam. Evet Devrim bak şimdi sana şunu söyleyeyim. Bütün bunlar bizim öpüşmemize engel değil. Bak niye? Yeter. Ben bir emekçiyim. Yeter. Ben emekçiyim. Yeter. Yeterse yeter ya. Devrim mi? Sen kendi içinde bir devrim yap. Ben senin fikirlerine, düşüncelerine saygı gösteriyorum da sen niye bana küçük bir öpücük vermiyorsun Devrim? Sorarım sana. Paylaşım bu mu yani? Biz burada donalım, bir yerlerimiz kaba, yerlerimiz donsun. Gidip ben muhallebicide pilav yemiyorum ama değil mi? Ama şimdi gidip yiyeceğim. Yaşasın pilav yeme özgürlüğü. Yaşasın Klasnos, yaşasın pilav yeme özgürlüğü. Batoş kusura bakma geç kaldım ya. Ben dün gece pek uyuyamadım da. Ya ne oldu şekerim? Yoksa solcu sevgilinle kavga falan mı ettin? Ya aslında sevgili olamadan kavga ettik. Ay. Ya ben kıza haksızlık yaptım. Yani kendine göre bir hayat tarzı belirlemiş. Ve ben onun hayatına giriyorum. Öyle ukala ukala, burjuva laflar ettim ben kıza ya. Ayşe suçum. Ama bunlar senin hatan değil ki şekerim. Belki de sistemin hatası, sistemin yanlışı Fatoş. O kadar şahane bir insan ki Fatoş. Allah seni inandırsın, bütün gün simitle besleniyor. Evet, midesinin guruldadığını duydum ben kaç kere biliyor musun? İlkeleri, inançları olan bir insan. Oysa ben, bu sığ insan... Hayatın sillesini yemiş ve kendi sınıfından gelen birine hor davrandım. Anlamadım, algılayamadım. Midesinin gurultusu hala kulaklarımda. Bu bağlamacı yine dadanmış buraya, haberiniz olsun. Aslıcığım, hoş geldin. Otursaydın şekerim. Fazla oturamayacağım Fatoş'cum. Bugün büyük gün. Ankara'dan haber gelecek. O esnada benim yasa teklifleri hazırlamam lazım. Bu kanun tekliflerini hazırlarken araya röportajları da sıkıştırırsın değil mi? Ay artık bu ofisin yüzeyselliği benim burama geldi yalnız. Gerçekten. Benim de burama geldi. Benim de geldi ya. Yani kapitalizmin uşağı olmaktan başka ne yaptık ya? Soruyorum size. Ne? Ya Şesus sana ne oldu böyle? Kızım fakir solcu kıza kötü davranmıyor, vicdan zaf falan çekiyor. Merhaba arkadaşlar. Şesu. Devrim geçen gün buraya mı geldi? Ne oldu Saadettin Bey? Alt sınıftan biri gelerek şu pırıltılı ofisinizi mi kirletti? Ne yapalım yani, kapıya şöyle bir yazı asalım mı? Fabrika kızları giremez buraya. Hayrola evladım, ne oldu sana böyle? Aydınlandım Saadettin Bey. Gözlerim açıldı. Siz Devrim'i nereden tanıyorsunuz? Benim arkadaşımın kızıdır.
Hani madem buraya kadar geldi keşke bana da uğrasaydı dedim. Aa, demek alt tabakadan arkadaşlarınız da oluyor. Yo. Devrimin babası İstanbul'da iş makineleri kralıdır. Benim de golf kulübünden arkadaşım. Yanlışınız olmasın Saadettin Bey. Ya ne yanlışı? Kız elimizde büyüdü. Ha biraz hafif uçuktur. Geçen sene Budist olacağım diye Tibet'e gitti. 3 ay sonra geri döndü tabii. Devrim. Evet. Bu sene de bir solculuk tutturmuş gidiyor işte öyle. Yani şımarık bir şey. Nasıl olur ya? Oluyor. Herkes kızını Selin gibi yetiştiremiyor. Ay bu pişmarsı. Canım benim ya. Türkiye'nin geleceği. Ben...